Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle 7. sınıf matematik MEP ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Kazanım kavrama testi 2'deyiz arkadaşlar. Birinci sorumuz ile dersimize başlayalım. Bana demiş ki, eksi 4 ile artı 3 arasındaki tam sayıların çarpımı. Bu aralıkta arkadaşlar, eksi 3 var, çarpı. Eksi 2 var, çarpı. Eksi 1 var, çarpı. 0 var, çarpı, artı 1, çarpı ve artı 2. Arkadaşlar, 0 çarpmada yutan eleman olduğu için buradaki işlemin sonucu 0 olarak geliyor. B şıkkımı işaretledim. Eğer 0 olmasaydı bu defa çarpacaktım. Ama 0 olduğu için diyorum ki 0 buradaki tüm işlemin sonucunu sıfırlıyor. 2'ye baktım. M ve N birer tam sayı ve M çarpı N 12 olduğuna göre M artı N en az kaçtır? Arkadaşlar, hangi iki tam sayının çarpımı 12'dir? Onları bulacağız. İlk önce negatiflere bakıyorum. Eksi 12 ile eksi 1'in çarpımı 12. Eksi 6 ile eksi 2'nin çarpımı 12. Eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımı 12'dir. Şimdi pozitiflere geldim. 12 ile 1'in çarpımı 12, 6 ile 2'nin çarpımı 12, 3 ile 4'ün çarpımı 12'dir. Şimdi bunların toplamına geleceğim. Eksi 12 ile eksi 1'in toplamı eksi 13, bunların toplamı eksi 8, bunların toplamı eksi 7, burası artı 13, burası artı 8, burası artı 7'dir. En az istediği için eksi 13 cevabını işaretledim. 3'e geldim. Alperen eksi 3 küçüktür, a küçüktür, 5 aralığında verilen a tam sayısını eksi 2 ile çarpmıştır. Sonuç aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Arkadaşlar, bu aralıkta eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, artı 1 var, artı 2 var, artı 3 var, artı 4 var. Bunların hepsini eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 4 yaptı. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptım. Artı 2 yaptı. 0 ile eksi 2'yi çarptım. 0 yaptı. Artı 1 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2 yaptı. Artı 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4 yaptı. Artı 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6 yaptım. Artı 4 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 8 yaptı. Bakın, eksi 8'i buldum. 0'ı buldum. Artı 4'ü buldum. Ama artı 8 yoktur. 7'ye baktım. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Eksi 7 çarpı artı 8'i, bakın ne yapmış? Eksi 7 çarpı artı 8'i 12 eksi 4 olarak yazmış. Burası doğrudur. Eksi 15 çarpı eksi 92 eşittir. Eksi 15 çarpı 93 eksi 1 olarak yapmış. Bakın, burası yanlıştır. Neden? 93 eksi 1 92 eşittir. Ama burada eksi 92 var. Dolayısıyla burası yanlış oluyor. C'ye geldim. Artı 5 çarpı eksi 7. Bakın arkadaşlar, buradaki eksi 7'yi eksi 3 artı eksi 4 olarak ayırmış. Dolayısıyla burası doğru oldu. Eksi 2 çarpı artı 11. Eksi 2'miz sabit duruyor. 11'i artı 9 artı 2 olarak ayırmış. Burası doğrudur. Yanlış olan cevabım B şıkkında. 8'e geldim. A, B, C birer tam sayıdır. Verilen şekilde alttaki iki bitişik kutunun değerleri çarpımı bir üstteki kutunun değerini vermektedir. Buna göre işlemin sonucu. Şimdi arkadaşlar, şuraya bir bakalım. 2 ile 2'ye baktım. C ile eksi 1'i çarpmışım. 2 olmuş. C'yi bulabilmek için 2'yi eksi 1'e bölüyorum. Artıyı eksiye böldüm. Eksi. 2'yi 1'e böldüm. 2. Yani benim C değerim eksi 2'dir. Buraya eksi 2 yazdım. Eksi 10 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı. 10 ile 2'yi çarptım. 20. Buradan benim B değerim artı 20 olarak geldi. Devam ediyorum. Artı 20 ile 2'yi çarpıyorum. Burası artı 40 olarak gelir. Bu da arkadaşlar A'dır. Şimdi değerlerimi buldum. İşlemde yerine yazıyorum. A artı B. Yani artı 40
Artı 20 eksi c dediğimiz şey eksi 2 idi. Eksi eksinin çarpımı artı yapar. Bu ikisinin toplamı 60 yaptım. 60 artı 2 cevabım buradan 62 olarak gelir. Dörde bakıyorum. Sayı doğrusunda gösterilen çarpma işlemi hangisinde doğru verilmiştir? Bakın. Her defasında ikişer birim sola gitmiş. Yani eksi 2, eksi 2, eksi 2 olarak gitmiş. Toplam 3 defa gittiği için 3 çarpı eksi 2 diyorum. Doğru cevabım B şıkkında. Buraya geldim. Eşitliğinde M tam sayısının hangi tam sayı ile toplarsak çarpma işleminin etkisiz elemanını elde ederiz. Çarpma işleminin etkisiz elemanı 1'dir. Şimdi M'ye bakıyorum. Buradan eksi 35 olarak buldum. Ben diyorum ki eksi 35 ile ben neyi toplarsam artı 1 cevabını elde ederim. Tabii ki de artı 36'yı. 6'ya geldim. 3 basamaklı en küçük tam sayının en büyük negatif tam sayıya bölümü. 3 basamaklı en küçük tam sayımız arkadaşlar eksi 999'dur. En büyük negatif tam sayıya bölümü ise eksi 1'dir. Eksiye böldüm. Artı 999'u 1'e böldüm. 999'dur. Cevabım artı 999 olarak geldi. 9'a bakıyorum. Yukarıda verilen işlemlere göre x, y, z tam sayı değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Arkadaşlar eksi 18'i x'e bölmüşüm. Ve de eksi 9 değerini bulmuşum. X'i bulabilmek için eksi 18'i eksi 9'a bölüyorum. Eksiye böldüm. Artı 18'i 9'a böldüm. 2. Yani benim x değerim artı 2'dir. Şuraya geldim. Buraya artı 2 yaz. Eksi 27'yi eksi 3'e bölüyorum. Eksinin eksiye bölümü artı 27'yi 3'e böldüğüm zaman 9 olarak buluyorum. Yani benim y değerim artı 9'dur. Eksi 9 ile artı 9'u çarpıyorum. Eksi 9 çarpı artı 9. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 9'a 9'u çarptım. 81. Yani benim buradan z değerim eksi 81'dir. Bunların toplamını istemiş. X değerim artı 2. Y değerim artı 9. Z değerim de eksi 81'dir. Bu ikisinin toplamı artı 11 yaptım. Artı eksi 81. Ve buradan benim cevabım eksi 70 olarak gelir. 10. soruya geldiğim zaman eksi 6'nın toplamaya göre tersinin artı 3'e bölümü. Eksi 6'nın toplamaya göre tersi artı 6'dır. Bunun arkadaşlar artı 3'e bölümünü istiyor benden. Şöyle yapalım. Artı 6'yı artı 3'e bölüyorum. Artının artıya bölümü artı. 6'yı 3'e böldüm. 2. Cevabım artı 2'dir. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.